Merhaba sevgili dostlarım, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Allah hepinize iyilik nasip eylesin, sağlık nasip eylesin. 2022 yılı bütün nerede ne kadar hasta varsa Allah şifasını nasip eylesin. Her şeyin hayırlısını nasip eylesin. 2022 yılı ülkemize ferahlık getirsin, güzellikler getirsin, barış getirsin. Ne bileyim, her şey güzel olsun 2022 yılında. Bu ara 2023 yılında ben bunu bayağıdır duyuyorum. Bazı hastanede çalışanlardan da duydum. Bazı doktorlardan da duydum. Bazı yerlerde de okudum. 2023 yılında Amerika kanser hastalığına çare çıkartıyormuş. Aslında var da işte neyse, bir şey demiyorum. 2023 yılında kanserin çaresi çıkıyormuş. Aşı mı artık bir şeyler çıkıyormuş. Ve kanser diye bir şey artık kalmıyormuş 2023 yılında. Yani bir sene kaldı, şimdi 2022'ye girdik, bir sene kaldı. Bir sene daha sabretmem lazım, dayanmam lazım. Yalnız size benle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben neye el atsam kurutan bir insanım. Yani inşallah, şimdi ben kanser oldum ya, inşallah kuruyacak, artık kimse kanser olmayacak. Umarım yetişirim 2023'e, umarım kalırım. Ben de faydalanabilirim, kurtulabilirim. Umarım. Allah hayırlısını nasip eylesin. Siz bunu hatırlayın. Hani ola ki bana bir şey olursa 2023 yılında kansere çare bulunduğunda vay be, Dilara geç kaldı, bir seneden kaybetti ya da 6 aydan 5 aydan kaybetti. Olsun. Ben yine çok mutlu olurum. Gerçekten şey olsun yani, bitsin bu iş. Allah korusun, yarın oğlumun başına gelebilir, sevdiklerimin başına gelebilir, torunum olur, torunum başına gelebilir. Hiç kimse olmasın bir daha kanser. Yani 2023 yılında inşallah gerçekten dedikleri gibi, duyulan haberlere göre inşallah şey olur arkadaşlar. Yani çaresi bulunur. Bunu söyleyeyim. Bu arada bu iki gündür fena halsizim. Aranızda beynine ışın alan dostlarım varsa, sevgili kader arkadaşlarım, beynine radyoterapi ışın alan dostlarım varsa, bu süreç böyle mi? Yani böyle gün geçtikçe daha da bir halsizleşiyorum. Elim ayağım titriyor. Sürekli uyku halindeyim. Oturduğum yerde böyle gidiveriyorum. Artık şekerim mi çıkıyor, ne oluyor bilmiyorum. Yoksa radyoterapinin mi etkisi, onu da bilmiyorum. Aranızda gerçekten bu radyoterapi beynine alanlar varsa, bana bununla ilgili yorumlarda da yazarlarsa çok sevinirim. Yani normal mi yani bu yaşadıklarım? Onu da söylemek istiyorum sevgili dostlarım. Bu arada oğlum Dilarasyon ailesi kanalı, bizim diğer aile kanalımız biliyorsunuz. Ben şimdi köy evine geldim ya, şimdi Gülümser'le beraberim. Oğlumla Pınar beraber evde yalnızlar. İşte köpekler de orada. Köpekleri soruyorsunuz. Zuzu da Bıdık da orada. Çünkü şu an onlarla uğraşabilecek durumda değilim. İlgilenebilecek durumda değilim. Buralarda da çok yağmur yağdığı için onları bahçeye de bırakamam, salamam. İkide bir eve gir çık çamur ederler. O yüzden onlar orada. Benim çocuklar bakıyor onlara. Oğlum Dilarasyon ailesi kanalında Kaan kimdir? Dilarasyon'un oğlu Kaan kimdir diye bir video paylaşmış. Orada bir konuşma yapmış. Böyle bazen duygulandım, bazen güldüm. Böyle değişik hisler duydum konuşmasından. Gerçekten benim oğlum hani böyle çok komik, güler yüzlü sürekli şey, ama gerçekten içinde fırtınalar kopan bir çocuk. Bu şekilde dışarıya çok fazla lanse etmiyor ama hani bu şekilde gülerek ederek bir şekilde örtmeye çalışıyor herhalde. Ve çok güzel konuşmuş. Siz de çok güzel yorumlar yapmışsınız. O yorumları tek tek okudum. Harika yorumlar yapmışsınız. Gerçekten ben oğlumu, hani size geçen videomda söyledim ya, oğlumu büyütürken yaptığım yanlışlar, hatalar var, büyük hatalar. Gerçekten büyük hatalar yaptım. Biraz size bundan bahsetmek istiyorum. Evladınızı büyütürken yapmamanız, benim yaptığım, sizin de asla yapmamanız gereken şeylerden bahsetmek istiyorum. Mesela ben çok otoriter bir kadınım. Yani hastalıktan önce daha da otoriterdim. Vallahi böyle benim dediğim olacak, yumruğum vurdu. Ben ne dersem o olacak.
ben sizin babanızım, ben ne dersem olacak diye bir şarkıda var ya. Ben öyle bir kadındım. Hatta hala öyleyim de. Yani şimdi çok gücüm artık şey yapmıyor. Yani çok fazla artık konuşamıyorum. Çok fazla böyle söylenemiyorum. Ama ben gerçekten oğlumu bir fanus içinde büyüttüm. Ben oğlumu sokağa bile çıkarmadım. İstanbul'da Avcılar diye bir yerde oturuyorduk. Pek sokak müsait değildi. Çok böyle değişik çocuklar vardı sokakta. Yani tehlikeliydi açıkçası. Hiç sokağa çıkarmazdım. Yani birkaç takım bazı yerlere taşındık. Bostancı'ya, işte Cihangir, Taksim taraflarına falan. Hani oralarda yine salardım da Avcılar'da yıllarca mesela doğduğu büyüdüğü ev. Hiç orada dışarı çıkarmazdım. Herkesten korurdum. Doğduğu günden beri, hatta doğduğu günden beri kimsenin kucağına vermezdim. Yanında sigara mıgara içilecek öyle bir şey imkanı yok yani. Kimseyi yaklaştırmazdım. Aman nefesi değer, aman bir şey olur, aman şey olur. Bir gün hatta bir pazara gitmiştim. Oğlum da pusetinde, pazarda alışveriş yapıyorum. Puset de arkamda şöyle yanımda yani duruyor. Ben dalmışım artık, domates mi seçiyorum, biber mi seçiyorum. Bir ses geldi böyle diye, böyle acayip bir öpücük sesi geldi, tamam mı? Şöyle arkamı bir döndüm, bir baktım, bir kadın, yüzü gözü irinli sivilce dolu bir kadın. Sen benim çocuğumu dudağından diye bir öpsün mü? Allah'ım, orada bir saldırmışım kadıma böyle, evire çevire, sen kimsin, sen nasıl benim çocuğumu öpersin? Ay, delirmiştim o gün. Çok acayip hassastım oğluma. En kötü mesela yaptığım şeyi söyleyeyim size. Hep onun yerine ben düşündüm. Onun yerine ben karar verdim. Yani hep dedim ki ben hani çok yaşadım, çok şeyler gördüm. Hani ben biliyorum, bildiğim her şeyi ben ona öğreteceğim ama bu çok büyük yanlış. Kalkıp ona yaşamadan her şeye böyle set çekmek, şu yanlış, bu yanlış, bunu yapma, o olmaz, bu olmaz demek hiç iyi bir şey değil. Bunu size kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çocuklarınıza asla böyle bir şey yapmayın. Çocuklarınızı serbest bırakın. Çünkü bakın, bir gün geliyor, genç yaşta da olsak hasta olabiliyoruz ve çaresiz kalabiliyoruz ve bir gün o kadar üstüne titrediğimiz çocuklarımızdan ayrılmak zorunda kalabiliriz. Yani onları yapayalnız bırakmak zorunda kalabiliriz. İşte o zaman ne olur biliyor musun? İşte onlar o zaman afallayıp kalırlar. Ben bu konuda çok büyük yanlışlar yaptım. Hala da yapıyorum. Bazen tutamıyorum kendimi. Mesela araba kullanırken 100.000 kere karışırım. Şuradan git, sağa dön, şurada sinyal ver, şöyle yap. Sanki çocuk o araba kullanmayı bilmiyormuş gibi. Sanki o arabayı ben kullanıyorum da, hani beyin olarak o sadece eliyle. Yani öyle saçma sapan hareketlerim hala oluyor. Bir türlü engel olamıyorum. İşte o koruma içgüdüsü var ya. Yani ben çocuğumu babasından bile korumuş bir insanım. Çünkü çok duygusuz, çok böyle ne diyeyim, bencil ve zarar veren bir adam olduğu için ondan bile korumaya çalıştım. Çok dikkat ettim her zaman. Çünkü babası hiçbir zaman çocuğunu düşünmedi. Hep babası, sürekli babasından da bahsettiği için ben cevap veriyorum. Babası benimle, yani benim onu boşamamı hiçbir zaman hazmedemedi. Yani niye boşadın dersen, bir kere izin verdim, affettim, aldatıldım. İki kere izin verdim, affedildim. Artık üçüncü de dedim ki hayır, bitti bu iş. Çünkü dedim ya hani size, bir affetme, şans verme bir videom var. Affettiğiniz zaman o karşınız, bir de şans, hadi affet de, affedip şans verdiğiniz zaman o karşınızdaki zannediyor ki ben bir kez daha yaparım, o gene affeder filan filan. Yok arkadaşım, yok. Ben bir affettim, iki affettim, üçüncü o iş bitti zaten. Ama bunu hiçbir zaman hazmedemedi. Yıllarca benimle uğraştı. Yıllarca oğlumu kullandı. Oğlumu kaçırdı. Oğlumu bir ay sesini duyurmadı bana. Neler neler yaptı yani. Çok büyük acılar çektirdi bana o adam. Ondan da bahsedeyim. Nafakasını ödemedi yıllarca. Mahkemeyle aldık. Çok büyük şeyler yaptı. Her şeyi bu tabii anlatmaya gerek yok.
Allah ona akıl fikir versin. Ne diyeyim? İki tane evladı oldu. Şimdi git başkasıyla evlendi. Bir kızı bir oğlu daha oldu. İnşallah onlara aynı şeyleri yapmaz. Yani demek istediğim, oğlum 3 yaşından beri pek babasıyla zaman geçirmedi açıkçası. Sürekli benimleydi. Ben de hem anne hem baba olmak zorundaydım. İstanbul gibi bir yerde çalışmak zorundaydım. Maddi imkanım yoktu. Sadece işte çalıştığım maaşımla oğlumu okutmak zorundaydım. Tek başıma yedirmek, giydirmek. Elimden her ne geliyorsa her şeyi yapmak istiyordum onun için. Hiçbir şeyden eksik kalmasını istemiyordum. Ne isterse elimden geldiği kadar yardım etmek istiyordum. Hepsinde de gayet iyiydi, gayet başarılıydı. Ta ki ben kanser olana kadar. Matematiğim kötüydü diyor ama matematiği gerçekten çok iyiydi. Kötü falan değildi. O son sene benim hastalığımdan sonra kötüleşti matematiği. Artık kafayı bozdu, iyice takmamaya başladı. Benim hastalığımdan sonra iyice kendine kapandı. Okuldan vazgeçti. Böyle sıkıntılar yaşadı içinde, kendi içinde. Ama hiçbir zaman kendini bozmadı. Ben oğlumla gurur duyuyorum sevgili dostlarım. İçki içmez, sigara içmez, sokaklarda gezeyim, orada hoplayayım, şurada zıplayayım, affedersin. İşte o kadının peşine gideyim, bu kadının peşine gideyim, çapkınlık yapayım. Hiç öyle bir çocuk olmadı. O yüzden onunla çok gurur duyuyorum. Onu çok iyi yetiştirdiğime inanıyorum. Dediğim gibi tek büyük hatam, en büyük ve tek büyük hatam, hep onun beyni yerine çalıştırdım beynimi. Yani ben onun ne düşünmesine izin verdim, ne karar vermesine izin verdim, ne yaşayıp görmesine izin verdim. Yani ben bunları hep kendim karar verdim, kendim anlattım, onun yerine düşündüm, onun yerine karar verdim. Giyimine kadar, her şeyine, yediğine, içtiğine kadar, atıyorum bir yere restorana mı gidiyorsun, hayır onu yemeyeceğim, bunu yiyeceğim. O kadar saçma bir annelik yaptım aslında. Neyse, farkına vardım. İş işten geçti. Hala gerçi biraz karışıyorum ama bazen konuşuyoruz. Yeter anne diyor artık. Yeter diyor. Bana karışma diyor. Ne yiyeceğime de hala karışıyorsun diyor bana. Gerçekten. İşte ne bileyim, sağlıklı beslensin. Ya gelmiş 23-24 yaşına. Artık bunu ben mi düşüneceğim? Değil mi? Yani artık kendimi düşüneyim. O olmuyor işte. Bir de tek evlat olunca. Bir de babasız büyütünce. Bütün her şey senin üstüne olunca. Diyorsun ki ben onu iyice korumalıyım, ona hiçbir zarar gelmeli, halbuki zarar gelmemeli diyorsun, halbuki zararı ki sen veriyorsun, yani ben veriyorum zararı, halbuki yaşayarak görse, değil mi, ha bak ben bu yanlışı yaptım dese, hani çünkü ben yaşayarak çok yanlışlar yaptım gençliğimde, yapmışımdır, yaptım da, ben yaşayarak bunları öğrendim dedim. Yani yaşadım, ders aldım yaşadığım şeyden ve bir daha yapmadım. Yani işte bunlara izin vermediğim için sakın siz böyle yapmayın, serbest bırakın çocuklarınızı, karışmayın. Benim gibi çok karışan anneler varsa karışmayın. Gülümsel, sen de çok karışır mıydın çocuklarına? Çok böyle benim gibi otoriter miydin? Onların yerine düşünüp onların yerine karar verir miydin? Şöyle, ben şuna inanıyorum, 6 yaşına kadar ya da 10 yaşına kadar evet, ama daha sonra rahat etmek için özgür bırakmak gerektiğini düşünüyorum. Şu anda mesela ben 18 yaşında, benim ikizlerim, inanın ki bana bir şey sordukları zaman hep sen nasıl düşünüyorsan, nasıl istiyorsan diyorum. Ne kadar güzel. Çünkü işte ben yapamadım bunu. Çocukken ne verdiysen o. 18 yaşında sen söylediğin zaman karışıyorsun oluyor Dilara. Aynen. Ben onu fark ettiğim anda karışmadım. O bana artık sordukları zaman fikrim varsa söylerim ama sen bilirsin. Tabii evet. Ki fikrim var, söylerim ama zorunda değil. Aynen böyle olmak gerekiyor. Ben bunu hiç başaramadım. Dediğim gibi 24 yaşına geldi, hala karışıyorum. Şöyle, hala. Tek başına çocuk büyütmek çok zor. Zor. Bir de tek çocuk olunca evet. Sürekli onunla uğraşıyorsunuz. Evet. Evet sevgili dostlarım, benim demek istediğim sizlere
onun yerine düşünmeyin, onun yerine karar vermeyin. Ha tamam, dediği gibi gülümserim, hani 10 yaşına kadar falan okey de, hani gelmiş artık ergen olmuş bilmem ne olmuş, sakın ha sakın, gerçekten çok zorlanıyorsunuz. Şöyle bir zorluk oluyor, onda da bir alışkanlık oluyor, tamam mı? Çünkü sürekli sen onun yerine düşünüp sen onun yerine karar verdiğin için, yani tuvalete girerken bile affedersiniz hani lafın gelişi mecazi anlamda işte soruyor mesela, ay tuvalete giriyorum, ya da söylüyor, ya da ne bileyim işte şunu yapacağım, bunu yapacağım, şöyle yapacağım, ama soruyor, yani sürekli soruyor. Şimdi ben yarın bir gün terk edip gidersem burayı, o çocuk kime ne soracak? O yüzden serbest bırakmam gerekiyor. Yani işine geleni soruyor. İşine her şeyi soruyor. Yok öyle mi? Değil. Her şeyi soruyor. Her şeyi. Telefon açıp soruyor. Hala soruyor bana. Şakasın. Vallahi. Benimkiler işine gelen şeyi soruyor. Yoksa kararlıysa yapacaklarını yapıyor. Onda sorguyor. Karışma. Aynen aynen. Soruyor. Aa, ama ben mesela bir şey o sormadan bir şeyine karıştığım zaman bana kızıyor. Sen ne karışıyorsun diyor ama. Ama sonra soruyor bana. Ben de onu serbest bırakmak istiyorum, inşallah bırakabilirim. Bıraktım zaten, Pınar'a teslim ettim. Bazen diyorum ki Kaan'a, ya bak ne diyorum biliyor musun, ben ölürsem senin beynin ölecek diyorum, beyin ölümün gerçek. Sen öyle sanıyorsun Didara, sen öyle sanıyorsun. Ya işte çok, gerçekten çok abi, büyük yanlış yaptım, sakın bunu yapmayın sevgili dostlarım, bunu söylemek istiyorum. Ama gene de kendini maşallah, o bizim tavuklar ne güzel yatmış güneşe, bakar mısın? Sen böyle hissediyorsun. Çok güzel. Aa, bak yan yan yattılar, güneşleniyorlar. Sonra bir bahçeyi dostlarına gezdir. Ha, o akşamki videoda, şimdi sohbet videom bu. Evet sevgili dostlarım, kendinize dikkat edin. Benim yaptığım hataları yapmayın. Benim yaptığım yanlışları yapmayın. Hem böyle zaten dert sahibi oluyorsunuz. Kendi kendinizi yiyip bitiriyorsunuz. Sonra hasta oluyorsunuz. Olan kendime oldu. Kafayı oğlumla yemekten. Kendinize çok dikkat edin. Hoşça kalın.